Ramazan abi kendisini şeyden alamıyor mu? Biraz bana mı öyle geliyor? Ya oradaki bıraktığı arkadaşlar hatırından çıkmıyor. Hani o hapishaneye, gardiyan, o meseleler. Şu anda kaç kişi böyle yani eşinizden, dostunuzdan hala oralarda eziyet çekiyor böyle bir şey? Var mı bir bilginiz, ulaşabiliyor musunuz? Abi var tabii, illa var da yani öyle bir zamana geldik. 6-3'ler, hani bizde abi şey, kısa tabirler artık bizim jargonumuza girdi. 6 3 evet. 6-3-7, 6-8-1, Evet. 8-9. 8 9 dediği 8 yıl 9 ay Ha, oluyor. 9 9 ay, ay altı evet. yıl 3 6 ay, yıl 3 ay. Evet. 7 yıl 6 ay, 8 yıl. Abi yani hani sürecin ilk başından beridir bittiği bitecek falan derken, Evet. önce İşte yardım yataklıktan yatan 2 yıl 1 ay 15 günler. Evet. 3 yıl 1 ay 15 günler. Onlar Onlar zaten hepsi çıktı abi. çıktılar. Sonra ardından ha bitti ha bitecek derken 6-3'ler çıktı. 7-6'lar yatmayacak derken 7-6'lar çıktı. Abi 8-1'ler. 8-9 kaç tane arkadaşım çıktı abi? Onlar da çıkmaya başladı. 8 Ama yıl 9 ay. infazı Yattı mı? tamamlayıp çıkıyorlar, Tabii değil mi? tabii tabii Yani. abi. Şimdi 8 yıl 9 ay normal işte Türkiye'deki terör İnfaz kanunu. infaz kanununa göre 4'te 3'ünü yatmış olman gerekiyor. Evet. İşte hani diğer hani kaba olur hani suçları söylemeyeyim de, belki birçok suçta bile işte Bu kadar 3'te yatmıyorlar. 2'dir, Evet. işte 4'te 2'dir. Tabii. Ama siz işte belli başlı birkaç malum suçlarda yani sözüm Dedik, ona, evet sözüm ona suçlardan suçlar. yargılanıp ceza almışsanız bunun 4'te 3'ünü yatıyorsunuz ve Evet. birçok yer cezaevlerde biliyorsunuz yani hani şey Son ana kadar yani tutuyorlar. şeyden ayrı abi, yani ülkeden devletten tamamen bağımsız bir yer. Yani cezaevi müdürünün keyfine bağlı, isterse diyelim yani elin başka bir suçlusuna, başka bir suçlu derken yine yanlış ifade etmiş, elin suçlusuna verdiği birçok hakkı size vermiyor Evet. Evet. birçok cezaevi. Öyle bir yetkisi var Tabii yani. tabii. Ne Ya işte aslında bunu kanun da sınırlıyor. Terör suçlusu diyorlar bunlar. Terör hükümlüsü. Evet. ya en nihayetinde tabii bu cezaevinin kendi inisiyatifine kaldığı için birçok cezaevi, mesela ben Niğde'de kaldım. Oradaki arkadaşlar birçoğu tahliye olabilmek için maalesef nakil istemek zorunda kaldılar yani. Çünkü orada bir İşte tünelin ucunda ışık görmüyorlar. İyice abi uzayacak, değil yok, mi? vermiyor. Adam normalde, sen atıyorum isim, hani il vermeyelim ama Evet. X ilinde gittiği zaman orada işte bir yıl denetimlisini dışarıda geçirebiliyor. Bir yıl denetimliğe geçmek için önce açık cezaevine çıkıyorsun. İşte bir hafta falan kalınca oradan Evet. tahliye oluyorsun. Yani tahliye derken dışarı çıkıyorsun ama yine denetimin devam ediyor. 8 Denetim yıl devam 9 ay ediyor. orada yine dışarıda da olsa Evet. işte belli bir şey altında geçirmek durumundasınız. Ama birçok yer bunu da vermiyordu. Ya işte abi çok zor bir şey yani. Bu 8 yıl 9 ay neredeyse adam 7 yılını yattı. Evet. Evet. Abi yani başka zaman olsa hani bir gün, bir günü bırak abi, yani o gözaltındaki bir saatin bile normalde maddi veya manevi karşılığı yok abi. Yani demokrasi işleyen bir yerde Evet. bir saat tutuklu kalman, bak şurada bile birini, herhangi birini, Özgürlüğünü herhangi birini kısıtlasak, değil mi? sen burada zorla tuttuğunda Evet. bunun maddi ve manevi karşılığı yok abi. Evet. Kaldı ki bunun üzerine sen insanlar, binlerce insanı önce gözaltılar, sonra işte haksız yere olmaz şey böyle mesmursuzca Evet. 6-3'ler, 7-6'lar, 8-1, 8-9'lar, 11, 12, 13, 15, 18'ler, Evet. Ve arkadaş müebbetler. müebbetler abi, nedir bu yani? Ya bunun abi benim aklım hafsalam almıyor. Maddi ve manevi hiçbir karşılığı yok abi. Ya şimdi arkadaşım çıkmış, ya 8 yıl 7 yılı cezaevinde geçmiş. Abi çocuğu kocaman oluyor. Abi 7 yıl. Ne demek abi 7 yıl Hayat. ya? 7 Evet. yıl. Bizim gibi olan mesela 8 yaşında düşünsene çocuk olmuş o yaşa gelmiş ve babadan ayrı yani baba Evet. görmemiş yani. Abi Türkiye'de zaten ortalama insan ömrü kaçtır? 60 desen abi adam ömrünün onda Aktif birini yılların. zaten, Evet. bir de aktif hani Evet, sağlıklı evet, olarak evet. aklı başında geçirebileceğin senelerin yani onda biri belki de daha fazlasını cezaevinde Ve bir geçiriyorsun. hiç uğruna. Abi hiç Hiçbir şey ya yok yani. uğruna derken Ve hani ya kazandığı çok inandığın evet. Bunun değerler, karşı bu yani neye karşın ha bunu? o abi tamamen sana bitiyor. Ya yani sende Evet. bitiyor. Hani Evet. senin
nasıl düşündüğünde bitiyor. Ha, sen onu kendine ya günahlarına kefaret olarak bakıyorsan veya uğrunda yani her şeyini feda edebileceğim bir dava için düşünüyorsan onda sıkıntı yok. Onda sıkıntı yok ama yani suç ama, olarak o insanın zaten öyle onu... düşündüğünde abi çıkamıyorsun İşin yani. İçinden çıkamıyorsun. Evet. Zaten öyle düşünen insanlar çok zorlanıyor. Çünkü niye ben? Niye? Ne yaptım? Allah'ım ne yaptım? Acaba mı? Yapmasa mıydım? Keşke. Abi bunlar girdiği zaman kafe. Yani cezaevi öyle bir yer ki abi. Ha çok böyle acısasyon yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz abi sen. Estağfurullah. Bu konudaki fikrimi oradaki insanların acısını paylaşma adına dinliyorum ben şu anda. Yani abi cezaevi öyle bir yer ki. Hem mutluluk anlamında ya Rumi abinin yanında da dereceyi teras atmış olmuyor ya. Hani küçük bir mutluluk, küçücük bir şey ya. Küçücük bir şey devasa yani içinizi coşturan bir şey haline gelebilir. Yani orada bir arkadaşın ailesinde güzel bir şey olması, bir arkadaşın çocuğunun bir yeri kazanmış olması orada sizin için bir bayram havası isteyebilir. Bir arkadaşın orada çocuğunun olması sizin için bayram havası. Ama mesela bizim avluda beton duvar böyle çatlamış abi. Beton duvar çatlamış. Çatlaktan da şu kadar. Bundan daha da kısaydı. Bir ot çıkmış abi. Ya bu yasak. Bizi öyle mutlu etmişti ki canlı bir ot çıkmış abi ya. Beton çatlak beton duvar ya. Yanımızdaki kapının yanında şöyle bir duvar vardı. Evet. O bizi mutlu ediyordu. Ama orada sayımdan geçen bir gardiyanla gözüne çarptı. Evet. Onu yasak. Da mahrum etti. Tuttu çekiverdi böyle. Abi, yasaktır o. Abi yani. Yasak. Evet. Yasak. Yani bazı arkadaşlar şey yapıyordu. Çay çöpleriyle yetiştirmeye içinde çalışırlar. Hani, evet. Ya seviyor adam soğan dikiyordu falan bir şey yok ama. Çöpe atar. Hani mevzuata aykırı çünkü işte uyuşturucu falan filan muhabbeti hani yetiştiriyor ya başka suçlar falan. Orada bizim öyle bir şey yapmayacağımızı zaten biliyorlar ama hem mevzuat işte. Bilemiyoruz oradaki memurun kendi niyeti Allah'la kendi arasındaki memur. Evet.